Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Sağlığınızı önemsiyorsanız bize kulak verin. Olimpis interaktif grilin buğulama sistemli ızgarasıyla pişen etler kendi yağıyla beraber kızarmaz. 3 boyutlu buhar sirkülasyonu sayesinde yayılan balık ve et kokusunu önler. Bu şekilde pişen etler vitamin ve öz suyunu kaybetmeden daha yumuşak, daha lezzetli ve sindirimi de kolay olur. Çevirin diğer pişirme yüzeyini. İşte size şık bir tava. Omletlerinizi, yemeklerinizi, kreplerinizi hazırlayın. İşte Olimpis interaktif grill'den lezzet dünyası. Burada yine en önemli noktayı belirtmem gerekiyor. Yine ağrı kesici kullanmayla alakalıdır. Birinci tip ağrıyla ikinci tip ağrıyı ayırt etmeden kesinlikle ağrı kesici kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Yani unutmayın, birinci tip ağrı beyin dokusunu etkileyen herhangi bir yapısal bir hastalık söz konusu değil. Yani ikinci tip ağrı yapısal bir bozukluk söz konusudur. Yani damarsal bir hastalık olabilir, bir kitle olabilir, kist olabilir, anevrizma olabilir, bir travmaya bağlı, darbeye bağlı bir kanama olabilir. Bu kanama beynin değişik alanlarında, yerlerinde olabilir. Tabii bunlar veyahut boyun ile baş arasındaki bileşkedeki herhangi bir hastalık olabilir veya beyin içindeki basınç artışı olabilir. Tabii bunlar yapısal bozukluğa bağlı baş ağrılardır. Eğer bunlarda ağrı kesici kullanırsanız geçici olarak ağrınızı azaltabilir ama hastalık ilerler. Bu ilerlemeyi durdurmak için bazen geç kalmış olabiliriz. Onun için lütfen ağrı kesiciyi doktora danışmadan mümkün olduğu mertebe kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Ama arada bir çok seyrek ağrılarınız varsa, tabii ağrı kesici o zaman kullanılabilir. Ama sürekli bir ağrınız eğer varsa, ağrı kesici lütfen kullanmadan önce bir nöroloji tarafından değerlendirmenizi ben tavsiye ediyorum. Tabii burada migren tipten bahsettik ama en çok görülen tiplerden birisi de gerilim tip baş ağrısıdır. Gerilim tip baş ağrısı daha ziyade bizim gerilim, stres ve depresyon dediğimiz tablolarımızla direkt birebir bağlantılı olaylardır. Bunlar da yine daha çok bayanlarda görülmektedir. Ortalama ağrıların %38'ini oluşturmaktadır. Yüksek bir orandır tabii ki. Çok yüksek. Bu ağrılar akşam saatlerinde artar. Unutmayalım. Genellikle iki taraflıdır. En çok ense bölgesinden başlar. Ya arka tarafa lokalize edilir veya ön tarafa zaman zaman daha çok tepeye doğru yayılım gösterir. Ağrıların karakteri tip künt veya ağırlık şeklindedir. Bazen zonklar tarzında olabilir. Sızı şeklinde olur. Saç diplerinde böyle diken diken olma hissi olabilir. Hasta sanki kafasını bir şalla sıkıştırırsa, bağlarsa, sıkarsa ağrısı hafifler gibi hislere kapılabilir. Uyku kalitesi bu hastalarda bozuktur. Ağrıdan dolayı olabilir veya uyku bozukluğuna bağlı olarak ağrıda bir artış olabilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekir. Eğer bu ağrılara bazen bulantı eşlik edebilir. Kusma genelde görülmez. Bulantı eşlik edebilir diyorsunuz. Evet. Işık veya ses bazen ya ışık ya ses bu hastalarda bir duyarlılık görülebilir. Eğer böyle bir tablonuz varsa daha ziyade gerilim tip baş ağrısına yatkınlık var. Gerilim tip baş ağrısı genelde uykudan uyandırmaz. Eğer uykudan sizi sık sık ağrı uyandırıyorsa ya migren özelliği taşıyan bir ağrı tipindesiniz veyahut farklı ağrı gruplarındasınız. Şimdi onlardan da çok kısa olarak bahsedeceğim. Gerilim tip baş ağrısı dediğim gibi akşam saatinde artar, gün içinde başlar ama migren tip ağrı daha çok sabah uykudan uyandıktan sonra başlar, akşama doğru azalır. Bu çok önemli bir faktördür, dikkat edin buna. Migren daha ziyade tek taraflıdır, çok az
seyrek çift taraflı olabilir. Ama gelin ağrılar daha ziyade çift taraflıdır. Çok seyrek tek taraflı olabilir. Tabii spesifik ağrılarımız var. Bunlar nedir? Var öksürük, aşırı sıcaklık, sıcak havalar veya ciddi hava değişimi ağrıları artırabilir. Bazı ağrılar özellikle uyku sırasında olabilir. Bu ağrıların oranı düşüktür, %1, %2 gibi bir orana sahiptir. Daha ziyade orta yaş grubu kişilerde ve erkeklerde daha çok görülmektedir. Gündüz bu hastalar hiç ağrı yaşamazlar, çekmezler. Gece uykudan bu hastalar uyanır. Biz bunlara hipnik tip baş ağrısı diyoruz. Ama hipnik tip baş ağrı tanısını koymadan önce mutlaka ikinci tip ağrıları ekart etmemiz gerekir. Yani her gece uykudan uyandıran ağrıya biz hipnik tip baş ağrısı demiyoruz. Mutlaka diğer ağrı tiplerini ekart ettikten sonra eğer hiçbir neden bulunmuyorsa... Yani arındıra zaman, arındıra gidiyorsunuz. Evet. O zaman evet bu hipnik tip baş ağrısı tabii ki tedavisi mevcut. Bazı hastalar özellikle cinsel aktiviteden sonra ağrılar olabilir. Bu ağrılar erkeklerde daha fazladır. Böyle patlayıcı zonklar tarzda ağrı olabilir. Bu tek taraflı olabilir, iki taraflı da olabilir. Ön veya arka taraf, daha çok arka tarafta hastalar hisseder. Hastaları çok korkutur bu tarz ağrılar. Özellikle dediğim gibi erkeklerde olduğu için cinsel aktiviteden sonra ortaya çıkan ağrılardır. Tabii biz bunları görür görmez evet sizde bu cinsel aktiviteden sonra ağrılar deyip geçmiyoruz. Mutlaka tetikleyici faktörün dışında yapısal bir hastalık varsa onu araştırıyoruz. Yani bu ne olabilir? Yüksek tansiyon olabilir, anevrizma olabilir, yer kapları herhangi bir kitle olabilir. Bunlar ekart ettikten sonra evet bu cinsel aktiviteye bağlı bir ağrıdır deyip ona göre gerekli önerilerde bulunuyoruz. Onun için lütfen dikkat edelim. Biz dikkat edin her ağrıda biz hemen tanıya ilk etapta gitmiyoruz. Tanıları ekart eledikten sonra kesin tanıya gidiyoruz. Ve ilaç başlamıyoruz başlangıçta. Tetkikler yapıldıktan sonra ağrı tipine uygun bir şekilde tedavi başlıyoruz. Bunu unutmayalım. Yani her ağrının kendine göre bir tedavi yöntemi vardır. Kesinlikle tedavi yöntemi var. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.